Ankara ile Atina arasında yaşanan gerilim iki ülkeyi zaman zaman tehlikeli bir şekilde karşı karşıya getiriyor. İki ülkenin karşılıklı birbirini suçlayan açıklamaları gerginliği artırırken tartışmalara Avrupa Birliği ve ABD de dahil oluyor. Son olarak Türkiye, Yunanistan'ın askerden arındırılmış bölgeleri ABD menşeili zırhlıları konuşlandırdığını iddia ederken konuya ilişkin Washington'dan açıklama geldi. Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil, açıklamasında bulundu. Uh, it... ABD'li yetkili NATO müttefiklerini bölgede farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik ettiklerini ekledi. Sözcü toplantı sırasında Yunan bir gazetecinin adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye'nin mi, Yunanistan'ın mı sorusuna ise yanıt vermeden diplomatik yollarla farklılıkların çözülmesi gerektiği vurgusunu yineledi. <laughs> Ki Yunanistan'ın başbakanı Kiriakos Mitsotakis yaptığı açıklamada Türkiye'yi suçlayarak karşı taraf aynı monotonlukla yalanlarını ve tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda yalnız başına kalmış durumda dedi. Mitsotakis Ankara'nın sadece Yunanistan'a karşı gelmediğini aynı zamanda Avrupa'ya ve NATO'daki ortak müttefiklerini de karşısına aldığını söyledi. Mitchotakis kışkırtıcı sözler kullanmak yerine barışçıl yolu seçip diyaloğu tercih etmeliler derken Yunanistan'ın kendine güvenir ve sakin bir şekilde kalacağını, çünkü uluslararası hukukun ve müttefiklerinin desteğinin arkasında olduğunu söyledi. <laughs> Türkiye Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeili zırhlı araçlar konuşlandırması sebebiyle Yunanistan ve ABD'ye protesto notası vermiş. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında Yunanistan'ı hedef alan sözler sarf etmişti. Biz dünyada savaşları, krizleri, gerilimleri sonlandırmak için Samimi gayret sarf ederken komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Erdoğan konuşmasında ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir ifadelerini de kullandı. Birilerinin etekleri altına saklanarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da sergilenemez. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil, asıl Yunan halkını rahatsız etmeli. Gerilim artarken Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis de Türkiye ve Yunanistan arasındaki çatışmanın içine çekilmekten endişe duyduklarını açıkladı. Bloomberg TV'ye konuşan bakan ayrıca Erdoğan'ın Yunan tehdidiyle ilgili açıklamalarını akıl almaz ve gülünç olarak niteleyerek tehdit eden o, revizyonist politika güdende o diyerek Ankara'ya yüklendi. Yunanistan'la adalar üzerinden başlayan gerginlik son birkaç yıl içerisinde alevlenmiş durumda. Yunanistan'daki eski Siriza hükümetiyle dostane ilişkileri olan Erdoğan, Miçotakis hükümetiyle de uzun süre samimi görüntüler vermeyi sürdürdü. İstanbul'u birçok kez ziyaret ettim ve çok seviyorum bu şehri. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını takiben gerginleşen ilişkiler bu yılın başlarında Miçotakis'in İstanbul'a gelmesini takiben tekrar canlanmıştı. Türkiye'nin F-16 programından çıkartılması için Yunanistan'ın ABD'de siyasetçilere dönük yürüttüğü lobi çalışmalarını takiben de Mayıs ayında ilişkiler tekrar bozulmuştu. Erdoğan'la Miçotakis arasında karşılıklı atışmalar takip eden aylarda olağan hale gelirken Erdoğan artık kendisi için Miçotakis diye birinin olmadığını ilan etmişti. Son birkaç yılda ise Atina büyük bir yeniden silahlanma programına başladı. Ukrayna'daki savaşla birlikte bölgedeki yabancı kuvvetlerin varlığı artarken Yunanistan ise mevcut yabancı askeri üslerini büyütme ve artırma yoluna gitti. Yunanistan'ın söz konusu gerilim boyunca Avrupa Birliği'nden kısmi destek gelirken blok içerisinde Atina'nın en büyük destekçisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmuştu. Ankara ve Atina arasındaki bir başka gerginlik konusuysa Doğu Akdeniz'deki göçmen akışı oldu. Bu ay aralarında Türkiye'den Yunanistan'a geçerken Ege'de boğulan iki bebek de dahil olmak üzere 6 mültecinin ölümünün ardından yetkililer karşı tarafı suçlamaya devam etti. Türk makamları Yunan sahil güvenliğini mültecileri zorla geri göndermekle suçlarken Atina geçişleri durdurmamakla Ankara'yı suçluyor. Öte yandan iki NATO müttefiği arasında artan gerginliğin arkasında yaklaşan seçimlerin olduğu düşüncesi Ege'nin iki yakasında da hakim. Ağır ekonomik krizin gölgesinde Türkiye'nin gelecek yıl seçimlere gitmesi beklenirken Erdoğan'ın Yunanistan'a dönük söylemlerini sertleştirmesi dikkat çekiyor. Metropol araştırmanın bu ay yayınladığı anket sonuçlarına göre Türkiye'deki seçmenlerin %51,5'i Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği seçimlerin yaklaşmasıyla oluşturulan bir gündem olarak değerlendiriyor. Yunanistan'daki siyasi atmosferde Türkiye'dekine benzerlikler taşıyor. Yunanistan'da gelecek yıl sandık başına gidecekken ülke başbakanı Mitsotakis de Erdoğan gibi zorlu bir seçimle karşı karşıya kalacak. Ülkede artan yaşam maliyetleri ve siyasi muhaliflerin telefonlarının dinlenmesi skandalından dikkatleri uzaklaştırmak isteyen Atina'nın da mevcut krizi bir iç siyaset malzemesine çevirme arayışında olduğu belirtiliyor. <laughs>